İttifakının bileşenleri adına da hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Buradaki bu basın toplantımızın amaçlarından birisi, siz basın mensuplarının kentteki seçmen nabzını tutmasına dönük belki sizlerin söyleyecekleri vardır, belki bize soracaklarınız vardır. Bizden, ittifakımızdan ne beklenir? Mesela Dersim halkının bizde beklentilerine dönük bazı değerlendirmeler yapacağız. Şimdi eş başkanlarımız. Elbette sancılı bir süreç oldu, tartışmalar oldu. Bunlar olması gerekenlerdi aslında. Bir şeyler, güzel bir şeyler ortaya çıkacaksa onların da bir sancı sonucu ortaya çıktığını biliyoruz bizler. Şu an buradayız. Halkımızın karşısındayız. Halkımızın eleştirilerini, taleplerini görerek yol haritamızı belirledik. Bugün sadece format değiştirmiş bir şekilde bizim karşımıza götürüyor. Bununla ilgili tabii Dersim'dekini sadece ekonomik kaygılar üzerinde şekillendiremiyoruz biz göçü. Bunun içerisindeki siyasi baskılar, insanların gelecek kaygısı ve o kolluğun yaratmış olduğu baskıların kaynaklı insanlarımız buradan göç ediyor. Şimdi bu kısmı devlet aklının olduğu bir alanda mücadele ve direnişle, halkımızın örgütlülüğüyle aşabiliriz. Peki belediyecilik bunun neresinde derseniz? Belediyecilik ekonomik kısmını hafifletecek çözüm önerileri biz alacağız. Özel savaş politikalarının yoğun hissedildiği kentlerden biri dersin. İşte göç de bunun bir parçası. Dolayısıyla üretim alanları açarak gençlerimizi özellikle bu alanlarda tutmak ve biz buradan da sizin aracılığınızla sesleniyoruz. Avrupa'da olan, yurt dışında olan, diğer şeylerde, ülkelerde olan tüm halkımıza çağrımızdır. Kentinize geri dönün. Bizler bu kenti, biz biliyoruz ki onların gözü, kulağı şu an burada. Hepsi bizi izliyorlar, bizleri takip ediyor, desteklerini de sunuyorlar. Bizler için çok kıymetli. Onları buradan sevgi ve saygıyla da selamlıyoruz. Kentlerine geri dönsünler. Burada Dersimli iş insanlarımızla birlikte, bizler, işin uzmanlarıyla birlikte bu göç sorununa ciddi anlamda çözüm arayışları ve tabii ki bunu kabul etmek gerekiyor. Kentin bulunmuş olduğu özellikle belediyecilik anlamda ekonomik durumda gözeterek bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir diğeri kültürel anlamdaki sıkıntılarımız, özellikle gençlerimizin bir madde bağımlılığı olduğunu biliyoruz. Yani o asimilasyon politikalarının, o özel savaş politikalarının özellikle kadınlar ve gençler üzerindeki Dersim'deki çalışmalarını, üniversitede başlayan bir ağa dönüşen fuhuş ve beraberinde getirdiği sorunların biz bilincindeyiz. Bu kentte gencecik bir kadın arkadaşımız kaybedildi ve hala bulunamıyor. Dova'nın geleneği ve geleceğin Dersim'ini inşa etmek için görev almış bulunmaktayız. Yerel seçimler 31 Mart'ta gerçekleşecektir. Şimdi Dersim'de de 20 yıllık bir demokratik yerel yönetim deneyimi söz konusu. Yani bu 20 yılın içerisinde geriye doğru baktığımızda eksikliklerimizi, hatalarımızı görebiliyoruz. Bu yasal süreç içerisinde demokratik yerel yönetimlerinizi halka dayalı, halka esas alarak, yerele dokunarak güçlendirirseniz buradaki tüm yasal haklarınızı halkın çıkarları doğrultusunda kullanabilirsiniz. Bizim asıl üzerinde duracağımız demokratik yerel yönetim paradigmasıyla Dersim'de alternatif yerel yönetimleri nasıl örgütleriz? Asıl amacımız budur. Kayımdan sonra son 5 yıldır yerel yönetimlerde görev yapan dostlarımızın eksik kaldığı, tamamlayamadığı ve bu yönlü eleştiri, öz eleştiri üzerinden de hem Dersim ittifakımızı güçlendireceğiz. Ve ayrıca da yeni bir inşayla, yeni bir hamleyle 1 Nisan'da göreve başladığımız andan itibaren Dersim'in sorunlarını birer birer çözmeye çalışacağız. Bu halkın gözü, dili, eli kolu olan basın mensuplarımız bir bütünle hakim olur sorunları. Bu planlamaları yaparken siz değerli basın mensuplarımızın da görüşlerine başvuracağız.
altyapı, üst yapı, çevre düzenlemesi, bunun gibi hizmetler belediyenin rutin işleridir. Asla tabii ki bunlar planlamamızın içerisinde yer alacak. Acil olanları yapacağız. Bütçemizi de denk bütçeye dönüştürerek yapmaya çalışacağız. Fakat şunu biliyoruz, belediye şu anda ciddi bir ekonomik krizin içerisinde. Elimizde bu konuda veriler ve bilgiler var. Geniş bir konsensüs sağlandığı ittifaklar bakımından bu kentin bugüne kadar mücadele eden bütün ternet dinamikleri olarak yan yana geldik. Kentin her karı sokağında hangi sorunların yaşandığını, aklımızda hangi koşullarda yaşadığını, ne sorunlara karşı karşıya olduğunu en iyi bilen ve bunun için de mücadele eden dinamikleriz aynı zamanda. Yani bizim halkın bu yönetimde bir iradeye sahip olması gerektiği, yani bizim emekten yana, halktan yana, katılımcı bir belediyecilikle ifade ettiğimiz halkın direkt olarak iradesinin belediyeyi yansıttığı bir harç belediyeciliği örmemiz gerekiyor.